Abdurrahman Dilipak, yüzümüzü kime dönelim? İdlib'de gelinen noktayı biliyorsunuz. Çatışma daha da yayılabilir ve derinleşebilir. Bunun iç ve dış politikada yansımaları da olacak. Fitne zamanlarında herkesin daha dikkatli ve sabırlı olması gerekir. Müminlerin saflarını sık ve doğru tutma zorunluluğu yanında toplumda denge ve güven unsuru olması gerek. Hem sabreden hem de sabrı tavsiye edenlerden olacağız inşallah. Öfkeyle kalkmayacağız, kışkırtmalara kapılmayacağız ki zararla oturmayalım. Yüzümüzü hakka dönelim ve bilelim ki halka hizmet hakka hizmet vesilesidir.'' Halk hakkı konusunda yönetenden razı değilse hak da razı olmaz. Zira siyaset vekalet müessesesidir. Onların işlerinin istişare ve şura ile olması gerekir. Yönetenin ehl-i hal vel akt olması gerekir. Yani yaşayış ve davranışıyla olduğu gibi Allah'a verdiği söz ve halka verdiği sözle uyumlu olması gerekir. Yoksa Allah onların işlerini sarp dağlara sardırır. Bu dünya etme bulma dünyasıdır başımıza gelen felaketlerin sebebi biz kişi olarak kendimiziz. Yöneticilerimiz ise yuvarlanan tencerenin kapağını bulması gibidir. Sanırım birçok kişi farkında değil. Üç aylarla birlikte eşhur hurum yani haram aylarda başlar. Vahiy ile belirtilmiş bir husustur bu. İslam konferansına üye üç İslam ülkesi bugün birbiriyle savaşta. İslam olarak baktığımızda saldıran ya da saldırılan kim olursa olsun utanç verici bir durum söz konusu. Sonuç şu, biz zalimlerden olduk. Hani İslam barış diniydi, hani Allah'ın bir diğer adı da selam yani barıştı. Allah'ın dini yeri, göğü, ölümü ve hayatı açıklar ama bizim yaşadığımız din iki Müslüman arasındaki ihtilafı bile çözmüyor. Ne hakeme gitmeyi kabul ediyoruz ne hakkımıza razı oluyoruz. Libya'da, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da olan ne? Evet ortada bizi birbirimize düşünen bir şeytan ve onun dostları var. Ama şeytanın varlığı günah işlememizin bahanesi gerekçesi olamaz. Birbirimize karşı kah Amerika'yı, kah Avrupa'yı, kah Rusya'yı yanımıza alıyoruz. Tam bir şeytan üçgeni. Bir bilardo masası kurmuşlar. Kim vurursa öbür tarafa gidiyoruz. Birbirimize karşı bunlardan birini yanımıza alıyoruz. Ya Siyonist lobi bunlar arasında hepsiyle birlikte iş tutuyorsa, Putin'in seçimlerde Trump'a destek verdiği gizli bir bilgi değil ya da Amerika NATO içinde AB ile birlikte. Biz NATO'da domuz sürüsünde kuzu gibiyiz. Bakın Allah'ın yardımı bize ulaşmadan bu şeytan üçgeninden çıkmamız zor. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bu gidişle başımız daha çok belaya girer. Allah'ın ipine tutunmaktan başka çaremiz yok. Etrafımızdaki Allah'ın yardımını engelleyen siyaset, sermaye, bürokrat, medya, STK, cemaat görünümlü tayfelerden yakamızı kurtarıp tövbe etmedikçe kurtuluş yok. Bu beladan kurtuluruz bir başka bela bulur bizi. Karşı tarafa verdiğimiz can kaybı ve yıkım üzerinden psikolojik harp taktikleriyle insanları psikolojik olarak korkutmak değil, savaş şartlarında bile güven duyulan yiğit ve mert insanlar olarak tanınmak daha doğrudur. Savaşta insanlar ölür, binalar yıkılır ve çevre zarar görür. Biz dünyamızı değiştirmişsek bu sıradan bir ölüm değildir. Şehadet bizim için ölümsüzlüğe geçiştir. Ama bizim savaşımızda bile bunların en az seviyede olması gerekir. Bizi öldürmeye gelenlerin bizde dirilmesi gerekir.'' Bakın, var olan her şeyin bir kaderi var. Onun yaratılışıyla birlikte bir yaratılış hikmeti ve zaman içinde olacaklara dair bir hüküm vardır. Biz bu ilahi takdire kader diyoruz. O iyi ya da kötü Allah'ın iradesi içindedir. Biz onun rızasına talibiz. Yoksa birileri cennete giderken birileri nasıl cehenneme gidecek? İnsanların bir tek eceli vardır. Ecelimiz ömrümüzün kefilidir aslında. Ecelimiz gelmeden bizi kimse öldüremez. O gelince bizi kimse yaşatamaz. Şehitler için ölüm saniyesi geldiğinde onun ruhu orada başka bir zaman boyutuna geçer ve yaşamaya devam eder. Azrail'in hiç geç kaldığı görülmemiştir. Hep zamanında ve tayin edilen yerde gelir, bulur insanları. Ve kimse rızkından az ya da çok yemeyecektir. O zaman ne gam? Bu telaş niye? Bize düşen Allah'ın yardımından umudu kesmemek ve kendi nefsimiz konusunda hep bir endişe taşımak. Kimse kendinden çok emin olmasın. Allah'ın göklerdeki hazinesinin anahtarı ve ordularının komutası ondan başka kimsenin elinde değildir. Şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Allah cahil, zalim, fasık, facir, müstekbir, mütrefinlere yani keyifleri ve hazlarının peşinde koşan, rahatlarının bozulmasını istemeyen, risk almayan, bedel ödemek istemeyen zanilere yardım etmeyecek. Onlardan uzaklaşın ve onları uzaklaştırın. Şimdilerde herkes oyun kurmaktan söz ediyor. Başkalarına benzemeyelim. Hikmetse bir şey alırız ama her halükarda o işte niyet ve usul olarak farklı bir yanımız olur olmalı. Alameti farikamızı yani ayırt edici özelliklerimizi korumamız gerek. O stratejik plan yapan toplum mühendisleri yok mu? Tuzak kuranlar onlardır işte. Onlar modern zamane kahinleridir. Topluma ilahlık ve rablik taslayanlar onlardır. Allah onların yaptıklarından haberdardır ve onların tuzaklarını başlarına geçirecektir. O onların kapalı kapılar arkasında fısıldaştıklarını da görmekte, duymakta, bilmektedir. Durun bakın hele, bize hayır gibi gelen şeyler de şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murad etmiş olabilir. Aklımızı başımıza toplamak için bir musibet bin nasihatten daha hayırlıdır belki. Biz makam ve imkan verdiklerimize bakalım. Haksızlıklar karşısında susanlardan olmayalım. Olup biten şeylerden gelecek için ders çıkaralım ama geçmişe dönük ihtimal hesaplarıyla vakit kaybetmeyelim. Allah'ın takdirinde geriye dönük ihtimal hesabı yoktur. İnsanların hayatlarının söz konusu olduğu konularda siyasi polemik ve demagogik tartışmalardan uzak duralım. Fasıklar ya da bizi birbirimize düşürmek isteyen çevreler bir haber getirdiklerinde hemen inanmayalım. Akıl, vicdan, merhamet dışı iddia sahiplerinin ifsatlarına alet olmayalım. Bizim orada ne işimiz vardı ya da onların burada ne işi vardı gibi tartışmaları bugün ya da geri ileriye dönük tartışmalardan uzak duralım. Amerika, Avrupa, Ruslar niye burada sorusunu soruyor mu onlar? İnşallah bu olay bir vesile olur da iç politikadaki o demagojilerden, polemiklerden uzaklaşırız. Dua ile savaş istenmez. Ama savaş da, terör de, darbe de her zaman olabilir. O zaman da nerede duracağımız belli haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa. Ve işi ehline vereceğiz tabi. Ehliyet ve liyakat esas olacak. Adil şahitler olacağız. Bir topluluğa olan düşmanlığımız bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecek. Ve düşmanlarımızla bile konuşurken güzel söz ve hikmetle onları kazanmak üzere kalılayın ile, ile bir yol izleyeceğiz. Merhametimiz gazabımızdan, sevgimiz nefretimizden büyük olacak. Müslüman olarak yaşayıp Müslümanca öleceğiz. Bakın, korku ve umut yok. Böyle yaparsak mahzun olmayacağız. Unutmayalım ki Allah'ın kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Allah'ın işini kolaylaştırdıklarından olalım diye selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit. Muharrem Sarıkaya en ağır gün. Tarih dün geceyi bir yere not edecektir. Suriye sahasında dün itibarıyla da yeni bir dönem başladı. Yaşanan tam bir hainlik, arkadan vurmadan başka bir şey değil. Karşılıklı olarak birbirine saldırmama, hatta çatışmayı engelleme konusunda altına imza konulan tüm belgeler dün itibarıyla hükümsüz hale geldi. Bundan dolayı dün Suriye sahasında zaten hükmü kalmayan Astana ve Soçi mutabakatları yerle yeksan edildi. Şunun bilinmesi gerekir ki İdlib sahasında ilk verilen 7'si asker 8 şehit saldırısı da benzer şekilde gerçekleştirilmişti. O dönem Rusya birliklerin hareketinin önceden bildirilmediği için saldırının radikal grup hareketi gibi algılanarak yapıldığı iddiasını ileri sürdü. Ancak Türk askerlerinin her bir adımın önceden bildirildiğinin ortaya çıkması üzerine de tek kelime edilmedi. Burada da kalmadı, Taftanaz bölgesinde saldırı geçti. Oysa burada yeni üs kurulduğu önceden bildirilmişti. Benzer durum Hatay valisinin dün saldırının gerçekleştiği bildirdiği Balyum ve Kansafrah bölgesi içinde geçerliydi. Şimdi uçağımıza bu bölgeden ateş açıldığı yönünde birçok açıklama gelecektir. Ancak bunun doğru olmadığı, olayın hemen ardından uçağın vurulma anı ve pilotun paraşütle atlaması görüntüleriyle ispatlanmış durumda. Şu kadarını söylemeliyim ki Suriye sahasında Türkiye ile Rusya'nın bir süredir gerilimli devam eden müzakere sürecinin en üst noktasına varıldığı açık. Ankara'daki yansıması 24 Kasım 2015 günü Rus uçağının düştüğü durumdan çok daha ağır olduğunu söyleyebilirim. Zaten Ankara'nın dün Rus muhatapları yerine doğrudan NATO ve Batılı muhataplarına yönelmesi de bunun en açık göstergesi. Ankara Rusya ile Suriye sahasında bir yere varılamayacağına kanaat getirmiş bulunuyor. Henüz kime ait olduğu belli olmasa da savaş uçağıyla Türk askerlerinin bulunduğu alanın çoklu hava saldırısıyla ateş altına alması, içinde sivil olup olmadığına bakmaksızın binalara bomba adırması 300'den fazla top atışında bulunması aslında saldırının planlı yapıldığının Açık göstergesi. Eğer bir saldırı söz konusuysa, bu durumda İdlib sahasında irtibatla görevlendirilmiş Türk askeri yetkilisiyle temasa geçmek varken doğrudan saldırıda bulunulmasının nedeni de açık. Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Suriye Milli Ordusu'nun Serakibi geri alması, M5 otoyolunun kontrolünü yeniden ele geçirmesi ve güneyden gelen saldırıyı da bir noktada frenlemesi. Özellikle güneydeki ilerlemeyi frenlediği için de bu bölgeyi havadan bombalamaktan geri durmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri 21 Aralık 2016'da Elbap'ta Akil Tepesi'nde 16 şehidinden sonra en büyük kaybını dün verdi. Hatay Valisi şehit sayısının 33 olduğunu, 36 yaralının bulunduğunu açıkladı. Vali 9 şehitle başladı, sonra 22, ardından 29 şehit sayısını verdi. Ancak sahadan gelen haberler yıkık binaların bulunduğu ve sayının artmasından korkulduğu noktasındaydı ve sabaha karşı 33 olarak son sayı verildi. Şunu belirtmem gerekir ki iktidarı muhalefetiyle Olayın hemen ardından siyaset bir araya geldi. Böyle bir olay karşısında yapılabilecekler ele alındı. MHP lideri Bahçeli önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü, ardından partisinin başkanlık divanını topladı. Balıkesir temaslarını yürüten İyi Parti lideri Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirip bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da merkez yürütme kurulunu toplayıp durum değerlendirmesi yaparken Milli Savunma Bakanı Akar'ı arayıp bilgi almak istedi ama ulaşamadı. Şunu belirtmeliyim ki böyle günlerde siyaset bir kenara bırakılır ve Türkiye'nin öteden beri var olan siyaset diplomasi geleneği işletilir ve yeni sistemde ikinci parti diye adlandırılsa da ana muhalefet partisi lideri bilgilendirilir. CHP bu yönde bir bilgi alamayınca meclisi olağanüstü kapalı toplantıya çağırdı. Meclis Başkanlık Divanı bu durumda toplanıp bugün karar alması gerekiyor. Ankara ise saldırı sonrası yoğun bir diplomasi trafiği başlattı. NATO Genel Sekreteri durum hakkında bilgilendirilirken Amerika ile de temasa geçildi ve olasılıklar ele alındı. Bu aşamada özelde İdlib, genelde ise Suriye konusuna sanki kendi meselesi değilmiş gibi yaklaşan, Türkiye'nin Patriot taleplerini duymazdan gelen AB'ye karşı da Ankara duruşunu gösterdi. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçmesi konusundaki tüm engelleri kaldırdı. İdlib'den akın etmesi beklenen mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellememe konusunda Türk polisine, sahil güvenlik ve gümrük yetkililerine talimat verildiğini duyurdu. Ankara'nın bu adımı sorumlu tek ben miyim? Ne haliniz varsa görün tutumu olarak görülüp eleştirilebilir. Ancak sabrının son noktasına geldiği de unutulmamalı. Nasıl bir sonuç getirir görmek gerekir. Avrupa dün seyirci kalmayı ve izlemeyi tercih etti. Ancak bugün oldukça hareketli ve sürprizlerle dolu bir güne uyanacağımız da açık. Unutulmamalı ki Suriye'den bu kez gelecek olanlar bahçesindeki tırmığını, çapasını, inşaattaki malasını, tezgahındaki terazisini bırakıp gelenler değil. Bu kez gelenler elindeki tüfeğini, belindeki bombasını bırakıp geliyor. En az da bir kez çatışma geçmişi bulunuyor. Başta da belirttiğim gibi Suriye sahasında bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Muharrem Sarıkaya, Habertürk